Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programımızda yeni bir sureye başlıyoruz. Neml suresi. Bunun 1-14. ayetler arasını değerlendireceğiz. Neml suresi Mekki surelerden, yani hicretten önce nazil olan surelerden. Bu surede iman hakikatlerinden, öldükten sonra dirilme, Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'in özellikleri gibi ve bazı eski ümmetlerin kıssaları, bu arada Hazreti Süleyman'ın gerçekten ibret verici kıssalarından bazıları burada yer almış. Bunları bölümler halinde değerlendireceğiz. Cenab-ı Hak burada şöyle buyuruyor. Tâsîn, bunlar huruf-u mukatta'dan, muradının ne olduğunu en iyi Allah bilir. Elbette bunların işaret ettiği bazı sırlı manalar da bulunmakta. Tilke ayatul Kur'an, bunlar Kur'an'ın ayetleri ve kitab-ı mubin ve apaçık bir kitabın ayetleri. Burada kitab-ı mubin ya doğrudan Kur'an-ı Kerim'le Kur'an-ı Kerim kastedilmiş olabilir veya levh-i mahfuz. Levh-i mahfuzun bir nevi kader programının bir takım ayetleri bu anlamda da değerlendirilebilir. Ve bu kitabın mübin olması, hak ve hakikatleri beyan etmesi ve açık seçik olmasından dolayı böyle ifade edilmiş. Hüden ve büşra lil müminin, bu ayetler müminler için, inananlar için hidayettir ve müjdedir. Yani müminlere yol gösterir, ne yapacakları hususunda onların önünü açar ve aynı zamanda onlar için bir müjdedir. اَلَّذ۪ينَ ki o müminler يُقِيمُونَ السَّلَاةَ namazı ikame ederler, dosdoğru kılarlar ve يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ve zekatı verirler. Yani namaz dinin direği, dinin direği olan namazı dosdoğru kılarlar. Zekat da İslam'ın köprüsü ve bu ibadetlerini de, mali ibadetlerini, yükümlülüklerini yerine getirirler. Ve hum bil ahireti hum yuqinun, ahirete de yakinen inananlar işte onlardır. Bu kısım hal cümlesi şeklinde de manalandırılabilir. Yani onlar ahirete inanmış oldukları halde namazlarını kılarlar, zekatlarını verirler. Değerli izleyenlerim, ahirete imanla ibadetler arasında çok yakından bir münasebet var. Ahirete inanan bir kimse elbette orası için bir hazırlık yapar. İşte namazı kılması, Allah yolunda zekatını vermesi, diğer insanlara yardımcı olması gibi durumlar ahirete imanın bir neticesidir. Ahirete imanı olmayan bir kimsenin bu manada bunları yapabilmesi düşünülemez. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ahirete iman etmeyenlere gelince زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ biz onların amellerini kendilerine süslü kıldık. Yani kötü amellerini güzel zannettiler ve bu şekilde o kötü amelleri yaptılar. Bu insandaki nefis itibariyle Allah-u Teala insana nefis vermiş ve insanın bu nefsi kötülüklere meyyal. Şeytan devamlı bu kötü amelleri insanlara güzel göstermeye çalışıyor, teşvik ediyor. Bu manada kötülüklerin insanın nefsine hoş gelme durumu var. Ama belki hatıra şu gelebilir. Allah-u Teala neden bunları insanlara süslü kılmış? İnsan doğrudan yaratılış itibariyle bunlardan nefret etseydi ya, o zaman günahlara girmezdi insanlar gibi hatıra gelebilir. Bu bir imtihanın neticesi. Yani yasaklanan şeylerin bir cazibesi de olacak ki gerçek anlamda mümin olanla kafir olan net bir şekilde ortaya çıkabilsin. Fehum yamehun ve onlar mütehayyir, mütereddittirler. Yani şaşkın bir vaziyette, ahirete inanmamanın neticesinde şaşkın bir vaziyette hayatlarını öyle geçirirler. Ulaikellezine lehum su'ul azab, bunlar için kötü azap vardır. Ve hum fil ahireti humul ahsarun ve bunlar ahirette de en ziyade hüsranda olan kimselerdir. Yani
kötü ameller yapanlar, günah işleri işleyen kimseler için dünyada bir kötülük var. Bu mesela Mekke müşriklerine bakan yönüyle, Mekke müşrikleri daha dünyadayken çok sıkıntılara da maruz kaldılar. Mesela Mekke'de 7 yıl devam eden bir kıtlık, kuraklık yaşandı. Öte yandan hicretten sonra Bedir Savaşı meydana geldi. Bedir Savaşı'nda bunlar 70 tanesi küfrün önünde gelenleri öldürüldü. Bir kısmı da esir edildi. Yani dünyada da kendileri için kötü bir azap var. Ama asıl kötü azap diğer alemde olacak. Diğer alemde cenneti kaybetmiş olacaklar ve cehennemi de kazanmış olacaklar. Ve inneke letulakkal Kur'an min ledun hakimin alim. Şüphesiz sen Kur'an'ı hakim, alim olan Allah tarafından almaktasın. Burada hitap Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Peygamberimiz hakim, alim olan Allah tarafından ilahi vahye mazhar kılınmış. Burada Cenab-ı Hakk'ın iki ismi, hakim ve alim. Hakim her şeyi hikmetle yapan, alim her şeyi bilen. Yani Kur'an her şeyi hikmetle yapan ve her şeyi bilen bir zatın kelamı. Böyle olunca Kur'an-ı Kerim'de en ince hikmetler var. İşte imanla alakalı, kainatın değerlendirmesiyle alakalı hikmetli ifadeler. Öte yandan mesela Kur'an-ı Kerim gelecekten haberler veriyor. Bu ilmi gerektiren şeyler. Dünyanın, ahiretin manalarını anlatıyor. Bunlar hep ilmi gerektiren şeyler. اِذْ قَالَ مُوسَى لِيَهْلِهِ Hani Musa ehline şöyle demişti. اِنِّي اَنَسْتُ نَارَ Ben bir ışık fark ettim. Ben bir ateş fark ettim. سَاَتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرْ Ondan size bir haber getireceğim. اَوْ اَتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسْ Veya ondan bir koz parçası getireceğim. لَاَلَّكُمْ تَسْتَلُونَ Ta ki bu şekilde ısınırsınız. Rivayete göre Musa Aleyhisselam Medyen'de 8-10 yıl kaldıktan sonra hanımıyla beraber Mısır tarafına yola çıkıyor. Yolda yolu kaybediyor. Gecenin ıssızlığı, karanlığı içerisinde nereye gideceğini bilmez vaziyetteyken ileriden bir ışık görüyor. Ve ailesine müjde olarak bunu söylüyor. Ben ileride bir ateş gördüm. Oradan bir haber getirebilirim. Veya en azından ısınacağınız bir kor parçası getirebilirim diyor. فَلَمَّا جَاءَهَا Hazreti Musa oraya geldiğinde, ateşin o parlaklığın olduğu yere geldiğinde nudiye şöyle nida olundu. Bu Hazreti İsa'ya, Hazreti Musa'ya gelen vahiy ve bu vahiy ile artık onun peygamberliği, kurtarıcılığı kendisine haber veriliyor. En burike men finnar ve men havleha. Ateşte ve ateşin çevresinde olanlar mübarek kılındı. Ve subhanallahi rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah yücedir, mukaddestir. Burada burada Murat, Hazreti Musa ve onun etrafında yer alanların mübarekiyeti olabilir. Öte yandan o bölgenin mübarekiyeti olabilir. Nitekim Miraç ile ilgili Peygamberimizin Miraç'ını anlatan ayette Barakna havlehu biz onun çevresini mübarek kıldık diye böyle ifade geçiyor. Yani Mescid-i Aksa'nın etrafının mübarek kılındığı ifade ediliyor. O bölgelerin daha bereketli kılınması, mübarek kılınması bunlarda murat olabilir. Ya Musa innehu enallahul azizul hakim. Ya Musa ben aziz hakim olan Allah'ım. Yani Allahu Teala orada bir ağaçtan Hazreti Musa'ya hitap ediyor. Ve ağaç her tarafı böyle ışıklar içerisinde sanki yanan bir ağaç gibi ama öyle bir yangın söz konusu değil. Her taraftan ışıklar geliyor ve Hazreti Musa gördüğü o ışık karşısında şaşırmış vaziyette ve o anda taraf-ı ilahiden kendisine hitap ediliyor. Ya Musa ben aziz, hakim olan Allah'ım. Ve elgı asake elindeki asayı yere bırak.
Felemma ra'aha tehtezu kennaha cannun. Hazreti Musa onu böyle hareket halinde, bir yılan halinde görünce velle müdbiran, arkasını dönüp kaçtı. Velem yuakkib, geriye de dönüp bakmadı. Yani malum insan yılandan korkar. Burada Hazreti Musa zaten ağaçtan kendisine hitap edilmesinden dolayı muhakkak ki bir şaşkınlık içerisinde, taraf ilahiden kendisine elindeki asayı bırak denildiğinde elindeki asayı bırakıyor. Elindeki asa bir yılan halini alıyor. Ve normalde insan yılandan korkar. Hazreti Musa da korkuyor ve arkasına bile dönüp bakmadan oradan kaçıyor. Ya Musa la tahaf. Allahu Teala buyuruyor ki ey Musa korkma. İnni la yahafu ledeyyel mursalun. Elçiler yani peygamberler benim huzurumda korkmazlar. Hazreti Musa da peygamber kılınacak. Dolayısıyla onun da korkmaması gerektiği ifade ediliyor. İlla men zaleme, ancak kim zulmetmişse, sümme beddele husnen bade su'in, kötülükten sonra da bir güzel şey yapmışsa, fe inni gafurur rahim, şüphesiz ki ben gafur rahimim, yani affederim, merhamet ederim. Burada Allah-u Teala'nın insanların hatalarını affetmesi cihetine dikkat çekiliyor. Tabii bir peygamberin günahı olur mu? Genelde prensip şudur. Peygamberler masumdur. Kendileri için ismet sıfatı vardır. Onlar günahlardan uzaktır. Ancak peygamberler için zelle tabir edilen, hakka isabet edememek, içtihadında yanılmak gibi durumlar olabilir. Böyle bir durumda da Allah-u Teala gafur rahimdir, affeder. Doğru olan neyse doğru olanı gösterir. Musa aleyhisselam Mısır'dayken yanlışlıkla bir Kıpti'yi öldürmüştü. Bir Kıpti ile Beni İsrail'den birisi dövüşürlerken aralarına girmişti ayırmak için ve vurmuş olduğu bir yumruk Kıpti'nin ölümüne sebebiyet vermişti. Bu kasten adam öldürmek değil. Niyeti aralarını ayırmak. Ama vurmuş olduğu bir yumruk da muhatabının ölmesine sebebiyet verdi. Bu noktada Hazreti Musa da yani ben nasıl peygamber olabilirim? Benim böyle bir durumum da var gibi. Sanki ona bir cevap olarak ayet-i kerime peygamberler benim huzurumda korkmazlar. Ancak kim zulmetmişse, ardından da kötü halini iyiye çevirmişse ben ona mukabil gafur rahimim. Cenab-ı Hak bu şekilde Hazreti Musa'ya da teminatta bulunuyor. Ve edhil yedeke fi ceybik, elini koynuna koy. Tahruç beydae min gayri su'in, yani herhangi bir rahatsızlıktan dolayı beyazlık tarzında olmadan onu çıkar. Yani çıkardığı zaman eli etrafa ışık saçıyor. Işık saçan bir el şeklinde. Bu da bir başka mucizesi. Fi tis'i ayatin ila firavne ve kavmihim. Firavun ve kavmine karşı bunlar 9 ayet içinde sana verdiğimiz ayetlerdir. Ayet, Kur'an-ı Kerim'in ayetleri var veya ilahi kitapların ayetleri var. Onlara ayet denildiği gibi. Öte yandan mucize anlamı da veriliyor. Yani Hazreti Musa'nın asası gibi, 7 beyza elinin parlaklığı gibi böyle durumlara da ayet ifadesi kullanılmakta. Burada 9 ayetten bahsedildi. 9 ayet mesela tufan olayı, İsrailoğullarına gönderilen bir tufan olayı var. Sularının kana çevrilmesi var. Haşerelerin her taraftan kendileri istila, onları istila etmesi var. Öte yandan kurbağa istilası, kurbağaların her taraftan onları kuşatması var. Kıtlık, kendilerine kıtlık gelmesi. Bunların her birisi Firavun ve İsrailoğullarına karşı Hazreti Musa'ya verilmiş olan ilahi birer teyit. Bu ikisini de dahil ettiğimiz zaman bu manada 9 tane mucizeyle karşı karşıya kalıyoruz. Mucize taraf ilahiden peygamberine bir teyittir. Onun peygamberliğini tasdik etmektir. Ve Allah-u Teala gönderdiği peygamberlere bu manada
teminatta da bulunmuş ve mucizelerle onları teyit etmiş, kuvvetlendirmiş. İnnehum kânû gavmen fâsıgîn. Çünkü onlar, Firavun ve kavmi, fasık bir kavimdirler. Yani Allah-u Teala burada niçin gönderdiğini de ifade etmiş oluyor. Onlar fasık bir kavim, onları salih olmaya davet et. Onları içlerinde bulundukları o günah durumundan kurtar. Felemmâ câetum âyâtinâ mubsıra. Ayetlerimiz, burada nazara verilen 9 ayet, onların gözünü açacak, gerçekleri gösterecek şekilde kendilerine geldiğinde, galu hâzâ sihrun mubin. Onlar dediler ki, bu apaçık bir sihirdir. Yani mucizeyi mucize olarak kabul etmediler. Mucizeleri bir sihir olarak değerlendirdiler. İşte Hazreti Musa asasını yere bırakıyor, bu yılan halini alıyor. Sihirbazların da benzeri hareketleri var ve bunu sihre verdiler. Veya elini koynuna sokup çıkardığında elinin ışık saçması, bunu da yine bir sihir olarak değerlendirdiler. Ama diyelim kurbağa, gökten kurbağa yağıyor. Sular her tarafı istila ediyor, tufan olayı. Veya suları kan rengine dönüyor. Her taraftan kan. Haşereler onları istila ediyor. Kuraklık yılları geliyor. Bütün bunları böyle arda arda düşündüğümüzde herhalde bunları da tabiata, tesadüfe veriyorlar. Ve bu gibi olaylar tesadüfen meydana gelmiş olaylardır gibi böyle değerlendiriyorlar. Allah'tan bir mucize ve kendilerine bir uyarı olduğunu kabul etmiyorlar. Ve cehadu biha, böylece bunları inkar ettiler, bu ilahi ayetleri. Ve steyganetha enfusuhum, halbuki vicdanları bu konuda bir yakine ulaşmıştı. Yani kendi iç alemlerinde bunların taraf ilahiden bir uyarı olduğunu az çok hissediyorlardı. Vicdan bu noktada hak ve hakikati az çok görüyordu. Vicdanları kanaat getirmiş olduğu halde bunları inkar ettiler. Zulmen ve uluve, yani hem bir zulüm olarak hem de bir taşkınlık olarak böyle yaptılar. Demek ki insan devamlı zulme alışa alışa artık zulüm onun hayatının bir parçası oluyor. Öte yandan kendini böyle büyük görmek, yüksek görmek, kendini böyle göre göre hak ve hakikatin karşısında boyun eğemiyor. Fenzur keyfe kâne âkıbetül müfsidin. O müfsitlerin akıbetinin nasıl olduğuna bak. Burada Kur'an-ı Kerim olayı ayrıntılarıyla anlatmıyor. Kur'an'ın başka yerlerinde Hazreti Musa'nın mücadelesi biraz daha ayrıntılı bir şekilde anlatılır. Hazreti Musa, Firavun ve yanındakilerle uzun bir mücadele dönemi geçiriyor. En sonunda kendisine iman etmiş olan İsrailoğullarıyla 600 bin kişi halinde Mısır'dan ayrılıyorlar ve ta Kızıldeniz'e kadar geliyorlar. Önleri deniz, arkaları Firavun ve askerleri. Bir mucize daha gerçekleşiyor ve sular ayrılıyor. 12 boy halinde 12 ayrı yoldan gidercesine oradan geçiyorlar. Firavun ve askerleri, onlar da geçmek istediklerinde sular tekrar birleşiyor ve bu şekilde o kavim sular ile helak edilip gidiyor. Elbette bu tabii tesadüfi bir olay değil. Doğrudan doğruya taraf ilahiden onlara bir ceza. Cenab-ı Hak yakini bir imana ulaşmayı ve bu ayetlerden ders almayı, tekvini ayetlerden, Kur'an'ı ayetlerden ders almayı hepimize nasip eylesin. Bir başka programda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.